de durmuyor. Fast food diyeceğim, bilmiyorum ne kadar tüketirsin ama bir çoğumuzun çoğu zaman hayatını kurtaran bir gıda türü. Yani hızlıca ulaşılabilir gıdalar, fast foodlar gün geçtikçe zamlanıyormuş onlar da. Fiyatlar neydi, ne oldu? Artık lüks mü oldu hamburger ve pizzaya ulaşım diye bir araştırma yapmış sevgili Mandev. Yakından bakıyoruz. Ben artık artışı takip edemiyorum ya. 2-3 katlık bir artış var. %100'ün üzerinde arttı. Evde yapmayı öğrendik bu sayede. Geçen sene 30 liraya 40 liraya alabildiğimiz şey şu anda 120-130 lira civarında. Fiyatlar yerinde durmuyor, fast food gün geçtikçe zamlanıyor. Normalde hatırlıyorum, şuradaki bir fast food zinciri var. Yani ben öğrenciyken aldığım günlüğün onda birini yemeğe verebiliyordum. Şu an neredeyse %50'si %60 gibi fiyat tutuyor. Döneri, hamburgeri, pizzası ve hatta lahmacunu, bu ürünler en çok tercih edilen fast foodlar. Ama bunlara son bir yılda zam üstüne zam geldi. Ne müşteriler ne de esnaf memnun. İşte o zamların sebebi. Kiraların artması, sürekli gelen zamlar, bu biraz işletmecilerin belini büküyor açıkçası. Peki hamburger artık lüks yemek diyebilir miyim? Şu an için diyebiliriz ama müdahale edilirse yine herkesin yiyebileceği bir standartlarda bir ürün olduğunu düşünüyorum. 100 liraya aldığımız etin kilosu 300 küsürlere vurdu. Patates 50 lira 60 liraydı kolisi, şu anda 380 lira kolisi. Bu hamburger geçtiğimiz yıl ne kadar? Ortalama 80 TL'ye sattığımız burgerimiz şu an 140-150 lira civarında. Neredeyse iki kat. En son ne zaman zam geldi dönem? 15 gün falan oldu. Normalde yılda kaç kez geliyor? Bir sefer. Şimdi? Şimdi 4-5 sefer geldi bu sene. Şu an nereden baksanız hemen hemen 2 ayda bir, 3 ayda bir sürekli bir zamla karşılaşıyoruz. Hemen hemen her ürüne, yani patatese, ekmeğe, ete hemen hemen çarpı 2 katında zamlar geldi. Son bir yılda fiyatlar kaç katına çıktı? %80, %90 hatta %100 lira kadar çıktı. Şu anda et döner dürüm 70 lira. Geçen sene ne kadar? Aşağı yukarı 35-45 bandında seyrediyordu. Islak hamburgerde bu zamlardan nasibini aldın? Tabii canım, etle olan bütün ürünlerin hepsi nasibini alacak, almak zorundadır. Genelde buradan ıslak burger veya döner vesaire yiyoruz. Peki fiyatlar? Ya gerçekten hani buradan 4 lira vesaire civarını alırken şu anda 20-25 liraları çıkmış. Hani döner zaten söylemek bile istemiyorum. Çok yüksek yani. Gerçekten korkunç. Daha da devam eder. İnsanın görünce vallahi gerçekten canını çekiyor ama yani çekiyor, sağlık açısından bak ayrı ama bir taraftan da cep hesap açısından da canım baktığında. Önceden hadi şuradan 2 dakika hemen ayaküstü falan dediğin şey lüks olmuş bayağı yani. Yani o ıslak hamburgerin lezzeti şimdi yani gerçekten. 4 liradan 25 liraya çıkmış. Üf. Ya esnaf dostumuz da haklı yani, böyle olmasına tabii eminim ki istemiyorlardır ama onlar da hani geçimini sağlamak, dükkanı döndürmek durumunda. Vatandaşın zaten durumu aynı. Valla yani şöyle bir şey, alım gücü düşünce tabii fiyat, para denen şeyin de yani 100 adı kaldı sadece. Evet. Dolayısıyla onu güncellememiz lazım. Onu nasıl güncelleriz? Cebimizdeki para arttıkça güncelleriz. Ama gel gör ki cepteki para nispeten aşağı yukarı aynı durup da esnafın zammı olunca aynen güncelleyemiyorsun kendini. Erişemiyoruz. Bu aralar böyle. Allah bugünlerimizi aratmasın. Amin.